Yiğit adamsın Ertuğrul. Hileyle hanımı bile kandırmaya kalktın. Beni çok zora soktun Ertuğrul. Senin gibi birinin ölümü kolay olmamalı. Ne edeceksen bir an evvel et Noyan. Ölümden zerrece korkum yoktur benim. Önce kaçmaya yeltenen ayaklarını keseceğim. Sonra bana pusat kaldıran kollarını koparacağım. Parça parça öleceksin Ertuğrul. Parça parça. İstediğini yap Noyan. İstediğini yap Noyan. Beni ancak bir bölük adamınla yakalayabildin. Hiçbir vakit beni yenemedin. Pusatımı cabbar oğlanın kanıyla değil, senin kanınla şenlendireyim. Suç senin gibi kahpelerle yapılacak iş değil Noyan. Gayrı senin zehirli kanını dökme vakti gelmiştir. Sulh korkakların işidir Ertuğrul. İkimizden biri bu cihana fazla. Bunu hala anlamadın mı? Ne pahasına olursa olsun senin canını alacağım. Davran o vakit Noyan. Cihana hangimiz daha fazlaymış görelim. Atlar çatlamadan atları dinlendirelim. Tekneye onlardan evvel varmalıyız. Atları yoktur beyim. Evvel Allah, onlardan evvel varırız tekneye. Haydi dinlendirelim atları. Kardeş, bu Almıla kahvesinin beyimize diyelim. Hele bir durasın Mams. Söyleyeceğiz.
Her şeyin bir vakti vardır. Beyim, neden ÖGEDA'ya teklifini kabul ettiğini söyledin? Sulh anlaşmasıyla ÖGEDA'yı ordularıyla topraklarımıza saldırana kadar vakit kazanmak istedim Turgut. Eğer ÖGEDA'ya içimden geçenleri deyeydim, devletin bekası tehlikeye girerdi. Eyvallah beyim. Noyan'ın topraklarımıza ne kadar sızdığını öğrenmek istedim. Lakin benim bir oyun ettiğimden şüphe ettiği için bir şey demedi. Biz öğrendik bey. Ne dersin Turgut? Yalnızca topraklarımıza kadar değil, otağımıza kadar sızmışlar. Hele. Almula beyim. Almula derici değil, Noyan'ın bacısıymış. Adı da Alangoya'ymış beyim. Kardeşlerini de, babanı da, bütün obanı öldüreceğim. İmdi ilk kurbanım sen olacaksın. Tez obaya alpler, tez obaya, haydi yetişmemiz lazım, haydi!
Elimizden kaçabileceğini sanır soysuz. Haydi Ozan! Haydi kardeş. Bu sesler de ne böyle? Ağlama yavrum. Ağlama. Hiçbir şey yok. İmdi sen mışıl mışıl uyu. Almalı Hatun. Sugaya Hatun, bu sesler de ne böyle? Osman'ı uykusundan etmiştir. Günalp Bey'in getirdiği Moğol casusu kaçmaya yeltenmiş. O hengamenin sesidir Almalı Hatun. Sen ne edersin burada? Osman ağlıyordu. Ona bakmak için geldim. Sağ olasın Almalı Hatun. Sen istirahat edesin. Ben Osman'la alakadar olurum. İyi o vakit. Ben bir dışarı bakayım. Neler olduğunu bir göreyim. Tekneyi kullanan adam oradadır. Moğollar onu gözlerinin önünden ayırmazlar. Beyim, şu ceviz kabuğuna binmeden de obaya gitmenin başka yolu yok mudur? Dalgalar içimi dışıma çıkartır, nevrim döner. Afakanlar basar. Beyim, Pamsa'yı ömrümle ilk kez bu kadar korkarken gördüm. Kardeş, Allah bize kanat mı vermiş ki uçalım? Yüzgeç mi vermiş ki? Denizde balık gibi yüzelim. Eğer o tekneye binmezsek kışağın çobada oluruz babası. Moya'nın otağıma soktuğu yılanın başını ezmek için tez gitmemiz icap eder. Tabii Noyan'ımıza yetişmez. Beyim, İnşallah biz geri dönmeden o soysuzlar obaya bir zarar vermezler. Noyan onları içimize cenk vakti bizi sırtımızdan vursunlar diye yerleştirdi Turgut. O vakte dek bizden biri gibi davranacaklardı. Lakin Ögeday Han öldü. Noyan'ın öfkesi büyük. Gönderdiği ulaktan evvel obaya varmamız icap eder. Beyim. Biz şunların işini halledip obamıza gidelim. Tekneyi kullanan kişiye zarar gelmez. Dikkatli olun. Eyvallah abi. Haydi yiğitler. Kaçmasına izin verme Abdurrahman! Öldürme beni! Düş önüme! Yürü! Yürü! Yürü!
Canımı almayın beyim. Bizi tez Anadolu'ya götüreceksin. Noyan beni sakomaz beyim. Karşılığını alacaksın. Ondan sonra da hür olacaksın. Teknenle istediğin vakit, istediğin yere gidersin. Tek şart. Bizi Noyanlardan önce Anadolu'ya götür. Emrin olur beyim. Rüzgar da sizden yana. Tez gidelim o vakit. Haydi. Ellerin dert görmesin Günkut kardeş. Eyvallah kardeş. Senin gibi soysuzlar için bu obadan çıkış yoktur. Ne için hakkından gelmezsiniz bu itin? Ertuğrul Bey'im gelmeden olmaz. Hele bir gelsin, onun hakkından kendisi gelir evvelallah. İnşallah. Hayır. Ya dayağına yalan söylemenin bedelini ödeteceğim sana Ertuğrul. Vakti geldiğinde senin kelleni ben alacağım. Eğer evlatlarının acısıyla ölmezsen benim pusatımla öleceksin. Bu derilerle şerefimize leke mi sürecekler Mergen? Hepsini yeniden yapsınlar. İşinin ehli, en iyi zanaatkarlar olduğumuzu bilecekler Türkler. Götür şunları gözümün önünden. İşe koyulsunlar. Gelen var alan goya. Kimmiş? Öğreneceğiz. Hmm.
Kimsin? Ne istersin? Harsünnüh Nurah Bolnu. Harsünnüh Nurah Bolnu. Beni Noyan gönderdi. Anlat. Anlat! Anlatsana! Önce Dayhan öldü. Sen Karadağ'ın kara köpeği! Öge Dayan öldü ne demek? Noyan'la Ertuğrul hanımızın huzuruna vardılar. Ertuğrul hanımıza tabi olduğu yalanı herkese inandırdı. Alplerini önden yolladı. Hanımız şölene katılmak için gitti. Gece öldüğünü söylediler. Ertuğrul. Ertuğrul adamlarıyla buluşup Noyan'ın elinden kaçtılar. Obasını dönmesi an meselesi. Noyan ne ister? Ertuğrul obasına varmadan anasını ve çocuklarını öldürmeni. Ya gizli vazifemiz? O ne olacak? Tek gizli vazifeniz Ertuğrul'un ailesini öldürmek. Ondan sonra Gündoğdu Bey'in obasına varacaksınız. Selcan Hatun'u, Sungur Tekin Bey'i ve avradıyla çocuklarını öldüreceksiniz. Artık cenk vakti gelmiştir. Ordumuz Selçuklu'yu ezip geçmeye gelecek. Sabah obaya varacağım. Yakalanıp da ölürsem. Güneş doğar doğmaz yola koyulun. Ertuğrul'un soyunu kurutacağız. Nicedir babamla haber gelmemiştir. Onu çok özlerim. Bu hasret ne vakit bitecek? Az kaldı yiğidim. Az kaldı. Ben de Ertuğrul'umu çok özledim. Yüreğimde hasretinin nedenini tüttüğünü bir tek Allah bilir. Allah'ım onu tez vakitte sağ salim obasına döndürsün. Onu türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Oğlum. Baba. Hey aslanım benim. Maşallah benim aslanım ha. Hay maşallah. Benim yiğidim. Benim yokluğumda kardeşlerine baktın mı bakalım? Evelallah baba. Kolladım tabii. Onları kendi elimle besledim. Aferin benim aslan oğluma. Aferin. Ana. Oğlum. Hoş gelmişsin aslanım. Hoş gelmişsin yiğidim. Şükürler olsun. Hoş gelmişsiniz evlatlarım. Hoş gördük anam. Artuk Bey. Beyim. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük Artuk Bey.
Şükür kavuşturana. Eyvallah. Komiser başım, hoş gelmişsin. Artık bey, eyvallah. Hoş gelmişsin. Hoş gördük Artık Bey. Sizi burada böyle sağ salim gördüm ya. Rabbim ben de isterim. Ne ettiniz? Anlatın hele. Sultanımızın verdiği vazifeyi yerine getirdik ana. Allah'ın izniyle sulh anlaşması mühürlenmiştir. Çok şükür. Osman'ım. Hoş gelmişsiniz. Osman'ım. Benim muştularla gelen yiğidim. Hey maşallah benim yiğidime. Bakışına kurban olurum ben sen. Osman'ımı pek bir dinç gördüm ana. Maşallah iyi bakmışsınız ona. Sugay Hatun. Allah senden razı olsun. Savcım nerededir ana? İçeride. Mışıl mışıl uyur. Hele gelesin ana. Sana diyeceklerim vardır. Peki oğul. Diyesin evladım. Mesele nedir? Almula nerededir ana? Tabakhanededir. Hayırdır? Ana öğrendik ki meğer Almula'nın gerçek adı Alangoya'ymış. Alangoya mı? Almula hakikatte Noyan soysuzunun bacısıymış ana. Sinsi sinsi içimize kadar sızmış. Öge dayın karargahında öğrendik ana. İmdilik kimseye bir şey demeyesin. Kızım yerine koyduğum hatun. Demek bizim düşmanımızmış ha. Usul usul içimize sızmış. Öyledir ana. Nicedir at izi, it izine karışmıştır. Şimdi bu izleri birbirinden ayırmanın vakti gelmiştir. Evvela Günalp Bey'in yakaladığı bu Moğol casusunu konuşturacağım. Müsaadenle ana. Şükürler olsun kavuşturana. Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş gördük eyvallah Oğuz Alp. Bir şey dedi mi bu? Hiç konuşmadı beyim. Biz de sen gelene kadar zorlamadık. Yeah.
etmişsiniz. Başınızda kim var? Kimdir sizi tertipleyen? Noyan! Noyan var. Ondan başka? Kimse yok. Ya Noyan'ın bacısı Alangoya? Yani Almula Hatun. Yanındaki adamlar, tabakhanedekiler, hepsi Moğol casusu. Sakın inkar etmeye kalkmayasın, her şeyi öğrendim. Almula, Noyan'ın kız kardeşi Alangoya'dır. Yanındakiler, Avcı Merken, Şaman Bergutay. Buraya Noyan'ın emriyle geldik. Amacımız içinize sızıp sizi yok etmekti. Beni bırak. Ne istersen yaparım. Affet. Affet beni. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul'un topraklarında zalime merhamet, haine af yoktur. Kadam. Noyan. Daha Cengiz Hanım'ın acısı yüreğimizde soğumadan Kutlu Baban Ögeday Han'ı ruhlar alemine yolladık. Acın acımdır. Yasın yasımdır. Babam Ögeday'dan sonra idareyi naibi olarak anam Töregen Hatun ele almıştır. Devletimiz zarar görmesin diye kardeşim Göyük'le birlikte en doğrusunun bu olduğuna karar verdik. Tenri, Töregen Hatun ve onun evlatlarının gücüne güç katsın. Cengiz Han'ın adil taksimine uyarak Deşti Kıpçak'ın hakimiyeti
benim oldum. Avrupa'nın hakimiyetinin güçlenmesi de benim vazifem olacak. Tengri yolunu açık etsin hanım. Sana gelince Noya. Yarmagun Çin'den büyük bir lokma kopardı. Orayı zapt etti. Senin payına da Anadolu düştü. Babam Ögeday'ın Selçuklu Devleti ile yapmış olduğu 2 yıllık sulh anlaşmasının anamın da bizim gözümüzde de hiçbir değeri kalmamıştır. Tez ordunla yola çıkasın. Nicedir beklediğim bu kutlu haberi sizin ağzınızdan işitmek. Beni cihanın en mutlu insanı kılmıştır. Oturan adam göbekli olur. Giden köpek kemik bulur. Ben de sadık köpeğiniz olarak Anadolu'ya size et ve kan getirmeye gideceğim. Ya zafer, ya zafer. Ölüm hakkım değil. Dönmüşler. Temkinli olalım Mergen. Yolsuzlar kaçmaya hazırlanırlar. Hoş gelmişsin Turgut Bey. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Hoş geldik, hoş geldik. Hayrola? Tabakhaneyi mi kapatırsınız yoksa? Toparlanma nedir? Sadece derleyip topluyoruz. Alplarla gelmişsiniz. Mühim bir mesele mi vardır? Ya, vardır kardeş. Bir mesele vardır. Hayırdır? Hayır, hayır. Topraklarımıza sızan Moğolların faaliyetlerini öğrendik. Öyle mi? Ve de kim olduklarını. Kimlermiş? 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 Kimlermiş?
Dericilermiş. Belgütay. Destur var mıdır Hayme Ana? Gel kızım. Gündüzde savcı yok mu Hayme Ana? Sugay Hatun'un yanındalar. Hayırdır? Yarın deri satmak için uzun bir yola çıkacağız. Gitmeden önce seni bir göreyim. Hayır duanı alayım. Çocukları doya doya öpeyim, koklayayım istedim. İyi etmişsin kızım. Buyur. Geç otur. Osman'ım uyusun, ben de yanına geleceğim. Gece bir rüya gördüm Hayme Ana. Hayırdır inşallah. Gördüm ki Ertuğrul Bey'im sağ salim obaya dönmüştür. İnşallah hayırlara vesile olur kızım. Biz de Moğolların içimize kadar sızdığını biliriz. Bize bir soluk kadar yakındırlar. Hatta obamıza, otağımıza dadanmalarından da şüphe ederiz. Nasıl olur Hayme Ana? Noyan'ın soysuzlarını Günalp Bey yakalamıştı. Günalp Bey'den haber aldık kızım. Bütün hakikati öğrenmiş. Obaya getirdiği Noyan'ın casusu aslında onun maşasıymış. Hepimiz kandırmışlar. Obamızı, sevincimizi, kederimizi paylaşmamızdan istifade etmek isterlermiş. Ne edermiş şimdi Günalp Bey? Askerleriyle birlikte o soysuzun yerine baskın yapmaya gitmiş. Kimlermiş bu soysuzlar ana? Noyan'ın bacısı Alangoya'ymış. Hepiniz öleceksiniz. Obama bir yılan sızmış. Şimdi de o ölecek. Pirinç taşırsam, dönen de toprak taşırsın. Atam Süleyman Şah'ın pusatıyla otağımızın namusunu temizledin ana. Kanı sana helaldir. Noyan'ın kanı da sana helal olsun oğul. Rabbim döktüğü kanların hesabını pusatınla almayı nasip etsin sana. İnşallah ana. İnşallah. Can! 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 Yanlış yılda avlanmaya geldin. Türkiye'de çakada av olmaz. Ben çok adam avladım. Şimdi en büyük avın sen olacaksın. Ah! 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 Ah
Kardeş, iyi misin? İyiyim kardeşim. O soysuzun kellesini tam alacaktım ki. Bu çakallar yetişti. O da bunu fırsat bilip kaçıp gitti. Hay güzel kardeşim. Kendini öfkeye kaptırıp harap etmesin kardeş. Bak hepsini biçiverdik evelallah. Bu çakal nereye kaçacağı? Elbet pusatımıza düşeceği. Elbet düşeceği. Kardeş, beyimiz de Almula'nın işini bitirmiştir. Haydin, haydin obamıza gidelim. Hadi gidelim kardeş. Hadi abiler. Anadolu'ya girdiğimiz vakit bize tabi olmayan Türkleri kılıçtan geçireceğiz. Tabi olanları çadırımızın iti kılacağız. Tengri'nin kudreti kılıcının üstünde olsun Noyan. Lakin önce birbirlerini yemelerini seyredeceğiz. Kendi gözlerini oyacaklar. Kendi dillerini kesecekler. Leşleri kuzgunlara ziyafet olacak. Anadolu mahşer yerine dönecek. Kardeşim Malangoya gibi nice nökerim Türklerin arasına sızdı. İsyancı zümreleri her daim kışkırtacaklar. İşte bu hal öyle bir hal alacak ki Toy Sultan Gıyasettin kendine isyan eden Türklerin oyuncağı olacak. Sultan Gıyasettin Frank askerlerinden düzenli bir ordu kurup bizim için hazırlık yapmaktadır. Frank askerleri Anadolu'daki yangına ateşle gidecek. Neticesi her ne olursa olsun Türkleri sonunda Köse Dağ'da sıkıştıracağım. Aylarca karış karış gezdim Köse Dağ. Onlara son darbeyi Köse Dağ'da vuracağım. Kuvvetlerimin hepsi toplanıp tez vakitte yola düşsünler. Yanıkya. Türklerin üzerine doğudan bir çığ gibi düşeceğiz. Bu çığ
Ertuğrul'un üzerine çöktüğünde sıra Nikea'ya gelecek. Aklım Turgutlardadır ana. İnşallah o soysuzların haklarından gelmişlerdir. Gelmişlerdir. Gelmişlerdir evladım. Benim yiğitlerimin elinden kimse kurtulamaz. Evelallah. Yarallah. Sen daha evvel hiç düşman vurdun mu nene? Vurdum ya. Hem de nice kez. Gündüzüm, benim anamın elleri görklüdür. Mazlumu sarmakta da, düşmanı mahvetmekte de üstüne yoktur anamın ellerinin. Destur var mıdır beyim? Geldi yiğitlerim. Gelin aslanlarım, gelin. Hey maşallah benim aslanlarım. Geldiler çok şükür. Ha. Aslanlarım benim, yiğitlerim benim. Beyim, Allah'ın izniyle hakkından geldik soysuzların. Hepsinin işini bitirdik beyim. Maşallah yiğitlerim, maşallah aslanlarım. Maşallah benim yiğitlerim. Bileğinize, yüreğinize sağlık. Pusatınız kertilmesin, bileğinize zeval gelmesin inşallah. Amin beyim. Eyvallah beyim. Ay maşallah. Maşallah. Nenem de almanın hakkından gelmiştir Turgut Bey. Pusatını saplayıp işini bitirmiştir o yılanı. Ay maşallah anam. Ver o görklerini bir öpeyim. Ellerin dert görmesin anam. Evlat. Benim anam yılların bacılar başıdır. Almula dediğin buz gelir ona. Anam benim maşallah. Turgut Bey. Artık Bey. Saat başım. Eyvallah. Bileğiniz pek, yüreğiniz kavi. Pusatınız keskin olsun evlatlarım. Eyvallah hanım. Hak yolunda yürüyenlerin düşmanı çok olur. Allah bizlere düşmanlarla başa çıkabilecek feraseti, basireti, cesareti eksik etmesin. Nihayet hep zafer olsun. Amin anam, amin. Amin anam. Gündüzüm, hayda sen kardeşlerinin yanına geçesin. Buyruk senindir beyim. Bu belayı da savuşturduktan sonra gayrı vakti gelmiştir kardeşler. Neyin vakti gelmiştir beyim? Göçün kardeşler, göçün. Tez haber salın. Gayrı Söğüt'e göç ederiz. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Töredir. Göçten evvel toy vermemiz icap eder. Bu sayede hem göçten evvel beyleri dinlemiş oluruz, hem de obaların halini anlarız. O vakit tez Hanlı Pazar'da toy hazırlıklarına başlayalım beyim. Eyvallah artık bey. Eyvallah beyim. Destur var mıdır beyim? Gel Melikşah.
Hayrolsun. Beyim, nikahdan bir elçi heyeti gelir. Nikahdan mı? Kimmiş, Tekfur mu? Yok beyim, imparatorun oğlu. İmparatorun oğlu mu? Beyim, imparatorun oğlu neden gelmiş ola ki? Muhakkak anlaşma yapmak için gelmiştir Bamsı. Gayrı Türklere düşmanlık edemeyeceklerini anladılar. Hele de Moğol baskını bu kadar yakınımızdayken. İmparatorun oğlunu otağın önünde siz karşılayasınız Turgut. Sonra da otağa davet edersiniz. Emrin olur bey. Artuk Bey, sen yanımda kalasın. Buyruk beyimindir. Emrin olur. Emrin olur bey. Ver sana yardım edeyim Sugay Hatun. Maşallah benim yiğidime. Maşallah. İmparatorun oğlu Ertuğrul'la görüşmek için obaya gelir. Hayır olsun Ayma Ana. Sulh için ve dahi Söğüt meselesini konuşmaya gelir kızım. Nene, koskoca imparatorun oğlu dahi babamla görüşmeye buraya gelir. Baban nasıl bu kadar alnı şanlı bir bey olmuştur nene? Otur hele, otur yiğidim, anlatayım. Her şey Süleyman Şahım'ın Ertuğrul'umu Halep'e elçi olarak göndermesiyle başladı. Ne istersin? Kayıboyu'nun beyi Süleyman Şah'ın elçisi olarak geldim. Oğluyum. Adım da Ertuğrul. Sizden yurt almaya geldim. Peki karşılığında ne vereceksin? Karşılığında 2000 tane alp, başın her dara düştüğünde yanında olacak. 2000 alp ha? Benim sarayımın muhafızlarının sayısı bile bundan fazla. Yolun açık olsun beyoğlu. Sıradaki. Beyim. Sıradaki. Beyim. Hadi. Hadi. Muhafızların. Üç eksik say. Baban orada ne yaptı, ne etti? Halep emirinden yurt almaya muvaffak oldu. Lakin bu öyle kolay olmadı. Baban bu uğurda nice badireler atlattı. Nice musibetler üstüne musallat oldu. Obamızla yurt tutup soyumuzla kök salmak için çok badireler atlattı. Yurt tutmak için nice canlarımızdan olduk. Nice cefa çektik. Ertuğrul Söğüt gibi yurdumuz olması için nice belalara girdi. Bu uğurda ölümlerden döndü. Oh!
Maşallah. Babam ne büyük zaferlere erişmiş nene. Ne büyük badireler atlatmış. Biz de kardeşlerimle babam gibi atalarımıza yarışır yiğit beyler olacağız. Allah'ın izniyle olacaksın tabii evladım. Babana nasıl inanıp itimat ettiysem sizlere de öyle inanırım. Gayrı babanızın yolundan gidip onun açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. Mazluma umut, zalıma Yavuz olacaksınız. Amin nene. İmparatorun oğlu oldu. Nasıl da belli. Bu da başımıza bela mı dinlerler? Canını seven bize bulaşmaz kardeşim. Bulaşmasın kardeş. Bulaşmasın. Ben Prens Theodor. İmparator Yannis'in oğlu ve onun varisiyim. Ben de Çavdar Bey Turgut Bey. Hoş gelmişsin Prens Theodor. İmparatorumuz adına Ertuğrul Bey'le görüşmeye geldim. Ona hediyelerimizi ve sulh teklifimizi sunmak isterim. Ertuğrul Bey Motağı'da bekler. Abdurrahman, Ertuğrul Bey'imi haber edesin. Prens Theodor geldi bey. Gelsin Abdurrahman. Hoş gelmişsin Prens Theodor. Hoş bulduk Ertuğrul Bey. Buyurun hadi. Size daha önce de sulh teklifleriyle geldik. Ama maalesef hepsi bozuldu. Bu kez daha ciddi ve kalıcı bir anlaşma için geldim. Öncelikle hediyelerimizi kabul etmenizi dileriz. Hediyeleriniz için sağ olun. Dediğiniz gibi daha önce de sulh anlaşmaları için geldiniz. Biz de hiçbirini geri çevirmedik. Lakin hepsi bozuldu. Sebebi de tekfurlarınızın ve komutanlarınızın ihanetiydi. Size verebileceğim en büyük güvence olarak kendim. Yani Bizans tahtının varisi olarak geldim. Ögeday Han öldü. Moğollar yönlerini Anadolu'ya çevirecekler. Sizi de, bizi de yok etmeye çalışacaklar. Halbuki bu topraklarda sulh içinde yaşama imkanımız varken neden yok olalım? İhaneti ve sulhü bozmayı kimse göze alamayacaktır, bundan emin olun. Prens Theodor, biz uzatılan sulh elini hiçbir vakit geri çevirmeyiz. Ve sulh şartları yerine getirildiği müddetçe de karşımızdakine adil davranırız. Mert oldukları müddetçe de
düşmanlarımıza hakkıyla muamele ederiz. Büyük Sultanınız Alparslan Malazgirt'te İmparator Roman Diyojen'i yenip onu esir aldığında bile onu dostça ağırlamış ve güzel davranmıştı. Aynı asaletin sizde de olduğunu biliyorum. Bu yüzden sizinle sulh anlaşması yapmak bizim için onurdur. Abdurrahman. Anlaşmayı imparatorumuz adına mühürlüyorum. Ben de Uç Bey olarak Selçuklu Devleti'nin ve Sultan'ın bana verdiği yetkiyle sulh anlaşmasını mühürlerim. Söğüt'e yerleştiğimizde oraya Hanlı Pazar'dan daha büyük bir pazar kuracağız. Rum tüccarlar orada diledikleri gibi ticaretlerini yapabilirler. Can ve mal güvenliklerinden biz mesulüz. Sulh dahim olduğu sürece yeni kuracağınız pazara elimizden gelen desteği vereceğiz Ertuğrul Bey. Sulhumuz daim olsun Ertuğrul Bey. İnşallah Prens Theodor. Buyurun hele. Selametle Prens Theodor. Peki sonra ne oldu nene? Benden bu kadar. Bundan sonrasını bu akşam Han'daki toydan sonra baban anlatsın. Beni toya mı götürürsünüz nene? Yaraşır senin gibi yiğit bir beye gündüz. Hak edersin sen toyda olmayı. Sahi mi dersin nene? Bey olarak toya mı davet ederler beni? Sahi derim ya oğul. Gayrı vakti gelmiştir. Herkes seni orada bey olarak görmek ister. Ben de bey oldum. Ben de toya gideceğim. Zalimlere korku salacağım. Mazluma umut olacağım. Babama yarışır yiğit bir bey olacağım. İnşallah evladım. Nasıl da sevindi Haymalı. Allah yüzlerini hep güldürsün. Kaderlerini güzel eylesin. Mutlulukları daim olsun. Amin. Nikah prensi bizzat kendi geldiğine göre başları fena sıkışmış olsa gerek beyim. Ya kardeş, imparatorun elinde tekfir mi bıraktık ki? O da son çare oğlunu gönderdi, ne yapsın? Başlarının sıkışması Moğol korkusundandır Bamsı. Anadolu topraklarında biz olmasak, Moğolların Anadolu'yu bir anda tarumar edeceğini
kendilerini de yakıp yıkacaklarını iyi bilirler. Bu sebeple bizimle sulh yapmak isterler. Prens Theodor sulh meselesinde gayet ciddiydi beyim. Bir aksilik olmazsa Moğol belası defolana kadar bunlar sulhü bozmaya yeltenemezler beyim. Bana da öyle gelir artık bey. Prens o itimadı verdi bana. Lakin ne olur ne olmaz. Temkini elden bırakmayalım. Eyvallah. Eyvallah. Beyim, bu kefereler yenile yenile bizimle düşmanlık etmenin fayda etmeyeceğini anladılar. Allah vere, inşallah Moğol zebanileri de bunu anlayacaklar beyim. Bamsı, cihan sulh ve huzur isterse Türkiye düşmanlık etmeyeceklerini öğrenecekler. Türk'ün damarı kabardı mı, başlarına ne geleceğini hepsi öğrenecek. Sen müsterih olasın. Eyvallah beyim, eyvallah. Eyvallah. Beyim, ahali göç için canhıraş çalışmakta. İyi vakit. Siz de ahalinin yanında olun Turgut. Olun ki bir ihtiyaçları olursa karşılarsınız. Eyvallah. Eyvallah beyim. Eyvallah kardeşler. Ağlayıcı kuşlar gibiydin. Şimdi ürkek bir serçeye dönmüşsün Ulukam. Karacahisar'dan haber geldi Noyan. Ne oldu kam? De hele. Ertuğrul'un alpları. Tabakhaneyi basıp herkesi öldürmüş. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl öğrenmiş Ertuğrul? Yalan boya. De bana kam kardeşime ne oldu? Onu anasıyla Ertuğrul otağında tuzak kurup Ah!
Kolay gele. Kolay gele. Hele gelesin kardeş. Yanlarına varıp ahval öğrenelim. Onur Bey, Çalık Bey. Kolay gele. Sağ olasın Turgut Bey. Hoş geldiniz Turgut Bey'im. Hoş gördük, hoş gördük. Kolay gele, kolay gele. Görünen o ki... Oba epey toplanmıştır. Toparlandı beyim. Akşama kalmaz her şey tamam olur inşallah. Eyvallah, eyvallah. Kanlıya koşulacak hayvanlarımızın. Hepsi de semizdir maşallah. Dağda, belde, yağ gibi akar giderler. Maşallah. Maşallah, maşallah. Baba, yorulmuş tursunuz. Sası getirdim. Hele Turgut Bey'inle Bamsı alt başına uzatasın kızım. Sağ olasın, sağ olasın. Su gibi aziz olasın inşallah. Şifa olsun Bamsı Alpbaşı. Maşallah. Su dokuyayım mı sana Turgut Bey? Sağ olasın. Haydi kızım, sen diğer çalışanlara da su veresin. Maşallah. Eksik gedik bir şey var mıdır? Yoktur Bamsı Alpbaşı. Kağanlar yeterince var. Yüklerimize yeter hepsi. Çadırlar da sökülmeye başlandı. Hepsiyle tek tek alakadar oluruz. Eyvallah. Bir vaziyet olursa haber edersiniz. Haydi size kolay gelsin. Eyvallah beyim. Kolay gelsin. Buyurun beyler. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlara vesile olsun. Amin. 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 Moğol Hanı Ögeday'a elçi gidip sağ salim döndün Ertuğrul Bey, çok şükür. Burada da Moğol casuslarının hakkından geldin. Eyvallah beylerim. Ögeday Han öldü. İçimizdeki bazı Moğol casusları temizlendi. Lakin Moğol tehdidi henüz bitmiş değildir. Ögeday Han öldüğü için onunla mühürlenen sulh anlaşması geçersizdir. Moğollar yeniden Anadolu'ya saldıracaklardır. Biz bugüne kadar nasıl bir arada olup gelen bütün tehditleri bertaraf ettiysek, Moğol tehdidini de Allah'ın izniyle bertaraf ederiz. İnşallah. 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 Biz yeni ve kutlu bir yola çıktık. Allah'ın izniyle Söğüt'e yerleştiğimiz vakit ocağımızı daha da büyüteceğiz. Buraya gelene kadar nice badireler atlattık. Nice düşmanla cenk ettik. Kutlu yolumuz Söğüt'le sınırlı değildir. Ata yurtlardan açılan kapı
Nasıl ki bizi buralara kadar getirdiyse, Söğüt'te açacağımız kapı da bizi cihanın dört bir yanına taşıyacaktır. İnşallah. 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 At ayağı külük, ozan dili çevik olur derler. Bize ata yurtlardan deyişler söyleyesin de gönlümüz şenlensin ozan. Eyvallah. Çadırı kuruldu, tun diki vuruldu. Han çadırı kuruldu, tun diki vuruldu. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla kükredim. Alplar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, Edgar Medip ok atar. Birbirini alkışır, özlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla kükredim. Alplar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Halklar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Halklar başında uğradım, şimdi beni kim tutar? Alan boy. Ertuğrul'u gördün mü? Ertuğrul'u dediğin gibi dürüst ve mert damarından yakalayıp pazarında yer tuttu. Onun güvenini sağladı. Otağına girip hatunu ve anasıyla tanış bile oldu. Sevdiğim ne varsa elimden aldın Ertuğrul. Şimdi sıra bende. Bekle beni. Geleceğim. Kara ruhlarla geleceğim. Senin soyunu kurutup onların derisinden kendime otağı yapacağım. Evlatlarından yolluk yapacağım. Bekle beni Ertuğrul. Bekle.
Ayakbaşı, tapınakçılardan bahsettiniz. Onları nasıl yendiniz? Gündüz Bey, dört bir yanımızı sarmışlardı. Tapınakçı kefereler çevremizde bir ocak gibiydi. Lakin biz ise ateş gibiydik. Çelik gibin imanımızla, sarsılmaz cesaretimiz, bükülmez bileğimizle ve dahi kat kat sırları biçen pusatlarımızla haklarından geldik evvelallah. Oradan buralara nasıl geldik baba? Atam Süleyman Şah vefat ettikten sonra bize inananlarla yola çıktık Gündüz. İşte böyle Gündüz'üm. Kardeşlerinden ayrılmak zor oldu değil mi baba? Olmaz mı Gündüz'üm? Olmaz mı? Ömrümün en acı, en zor günleriydi. Baba, sen çok zor günler yaşamışsın. Öyle oldu Gündüz'üm, öyle oldu. Lakin bunların hepsi birer imtihandı. Bizim gayemiz rızayı ilahi olduğu için Allah da bize zor günlerimizde medet eyledi. Çok şükür bizler de bu günlere eriştik. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Yarın göç kervanı bizden evvel yola koyulacak. Biz de evvela mezarlığa uğrayıp sonra da Sarı Vadi'de kervanla buluşacağız. Ondan gayrı da hep beraber Söğüt'e varacağız inşallah. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Eyvallah yiğitler. Haydi bakalım Gündüz'üm. Uyku vaktidir. Buyruk senindir beyim. Haydi arkadaşlar. Bu Noyan soysuzundan kurtulduk mu dersin? Gayri peşimizi bırakır mı? Noyan'ın vazgeçmeye niyeti yoktur ana. Yine gelecek. Lakin bu sefer ordusuyla Anadolu'yu istila etmeye gelecek. Ne edeceğiz peki? Şimdiye dek ne ettiysek onu etmeye devam edeceğiz ana. Ne zulmedeceğiz, ne de zulme boyun eğeceğiz. İsterse cihanın tüm ordularını toplayıp gelsin. Ya muzaffer oluruz, ya da şehadet erer sana. Nice musibetler gördük. Nice badirelere göğüs gerdik. Lakin bu soysuzum bize çektirdiği acılar dün gibi aklımdadır. Yine aynı şeyleri yaşamamızdan korkarım. En çok da evlatlarımıza musallat olmasından. Allah'ım bize aynı acıları yaşatmasın ya Rabbi. Sen müsterih olasın ana.
Geleceğe varsa göreceğe de vardır elbet. O soysuza karşı Söğüt'te alınacak tüm tedbirleri alacağız. İnşallah Erdoğrul. Şimdi Allah'ın izniyle Söğüt'e göç ederiz. Bu kutlu yolda sevdiklerimizi kaybettik. Atam Süleyman Şah'ım vefat etti. Kardeşlerinden ayrı düştük. Halime, güzel kızım. Onu bu diyarlarda toprağa verdik. Bütün acılara katlanıp yolumuzdan dönmedik. Hepsi bugünlere erişmek içindi. Keşke onlar da bugünleri göreydi. Hepsinin acısı ayrı ayrı içimi dağlarına. Lakin kutlu yol imtihanlarla doludur. Sevdiklerimizin acısı da bizim için bir imtihandı. Allah'ın inayetiyle acılara sabredip bu yolda yürümeye devam ettik. Gayretimiz Allah'ın tevfikiyle mükafatlandırıldı. Şimdi Söğüt yurdumuz olacak ana. Söğüt'te merhamet ve adaletle yakacağımız kutlu ocağın aydınlığını inşallah evlatlarımız cihanın dört bir yanına taşıyacaklar. İnşallah ol. İnşallah. Ben bir evlatlarıma bakayım ana. Selametli olun. Savcım. Savcım. Sütten ak yüzlü. Gök gözlü oğlum benim. Haydi uyuyasın oğul. Uyuyasın evlat. Yüreği mert yiğitler,
Bir yanında ağzı dualı ulular yürüsün inşallah. Ardına ordular düzülsün. Önünde gaza yolları açılsın. Ey oğul, kutlu Söğüt ocağında aldığın ateşi gün doğumundan gün batımına kadar taşıyasın. Denizler denizin, ırmaklar ırmağın olsun. Mavi gök çadırın, güneş bayrağın olsun. Tek gayen rızayı ilahi olsun oğul. Kardeşlerim de seni çok özleriz. Sıcaklığını ararız ona. Şimdi yeni yurdumuza varırız. Lakin gözün arkada kalmasın. Kardeşlerime en iyi şekilde ağabeylik edeceğim. Ziyaret etmek için yine geleceğiz. Sen hep bizden yiğit bir bey olmamızı isterdin. Amma Osman'a, sana ve babama yaraşır yiğit beyler olacağız. Gündüzüm, iyiydim. Hadi nenem, gitme vakti geldi. Hadi. Gündüzüm. Fakir Hatun'um.
Hasretin yüreğimde kor gibidir. İçimi yakıp kavurur. Gayrı Söğüt'e göç vakti gelmiştir halime. Nicedir seninle hayalini kurduğumuz. Söğüt'te tutuşturacağımız ateşin vakti gelmiştir. Gözün arkada kalmasın halime. Huzur içinde uyuyasın. Evlatlarımızı atalarının kanına, analarının helal sütüne yaraşır şekilde yetiştireceğim. Müsterih olasın. Ben senden razıydım Halime. Allah da senden razı olsun. Makamın yüce olsun. Dilerim Rabbim adı göklü yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa yüzüzü hürmetine bizi ahirette de buluştursun. Biz de şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyup mezarlarını suladık. İyi etmişsiniz yiğitlerim. İyi etmişsiniz. Bugün davamız bize onların emanetidir. Allah makamlarını yüce kılsın. Amin. Varacağımız Söğüt'te de birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Amin. Amin beyim. Amin. Haydi. Gayrı yola çıkma vaktidir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Biz Moğollar, Tengri'nin yeryüzündeki cezalarıyız. Eğer onlar biat etmeyi bileydi, eğer onlar kibir denizinde boğulmayaydı, Tengri bizi onların üzerine göndermezdi. Doyan, etimiz, kanımız, canımız sana fıda olsun. Olsun! Şimdi Anadolu'yu istila etmek için yollara düşeriz. Türkler sonunda kaybedecekler. Bana, Noyan'a itaat etmemenin bedelini ödeyecekler. Sizlerin bana ölümüne bağlı olduğunuzu bilirim. Lakin bu yetmez. Benim tenim Gobi çölünde yaprak gibi kurusa da
siz yolunuzdan dönmeyeceksiniz. Sizler en yiğit komutanlarımsınız. Türkler, Anadolu'ya girdiğimizde karşımızda bir duvar gibi duracaklar. Lakin duvarın sağlamlığı onu koruyanların cesaretine bağlıdır. Evvela Türklerin cesaretlerini kıracağız. Her yere sızan casuslarımızla, bize biat edenlerin kurdukları tuzaklarla Anadolu'yu kan gölüne çevireceğiz. Türkleri birbirine öyle kırdıracağız ki kellelerini ağaçtan armut toplar gibi toplayacağız. Bir savaşçı için en büyük sevinç zafer kazanmaktır. Onları takip etmek, onları yenmek, onları mallarından, sevdiklerinden mahrum bırakmaktır. Sonra gelip Selçuklu'nun yıkılmış masasında kımız içip sarhoş olacağız. Zaferimizi kutlayacağız. Ruhlar bizimle olsun. Doğuyan, 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 doğuyan. Nice engebeli yolları açtınız. Gün geldi sevdiğinizi yitirdiniz. Gün geldi alplerinizi şehit verdiniz. Lakin sarsılmaz bir kararlılıkla, gönlünüzdeki imana bağlanarak davanızdan dönmediniz. Siz kutlu bir davaya adanmış neferlersiniz. Allah'ın davasını dava edinip bu davayı nefsinizden evla bilirsiniz. Hem de büyük fetihlere atılacak adımların eşiğindesiniz inşallah. Allah'tan tek dileğim, çıktığımız bu yolda rızayı ilahi için ilahi kelimetullah davasına hizmet etmektir. Son nefesime kadar adaleti, merhameti, umudu cihanın dört bir yanına yaymaya çalışacağım. Yüce Allah bir ayeti kerimesinde buyurur ki, şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, İşte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Siz de Allah yoluna cihat gayesiyle yola çıkarsınız. İnşallah Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olacaktır. İnşallah. 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 Allah'tan niyazım, gideceğiniz yurda bir güneş gibi doğup tüm cihana ışık saçmanızdır. Şimdi veda vaktidir. Ben de kardeşlerimle Konya yoluna düşerim. Size müteşekkiriz. Bize kılavuz oldunuz. Nice karanlıklardan kurtulmamıza vesile oldunuz. Desteğinizi, yarenliğinizi hiçbir vakit unutmayacağım. Hakkınız ödenmez. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Ertuğrul Bey, sizler mazluma umut olup zalime korku saldınız. Garip gurebanın hamisi oldunuz. Sizin gayeniz Allah'ın davasına hizmet etmektir. Bizim vazifemizse Allah'ın davasına hizmetkar olana hizmet etmektir. Eyvallah. Şimdi yollarımız farklı yöne gider. Lakin bilinsin ki bedenlerin uzaklaşması ayrılık değildir. Gönülleri bir olanlar için ayrılık yoktur. Sizler bizim gönlümüzde ve her daim duamızda olacaksınız.
Siz de bu fakiri duanızda anasınız. Her daim. Hoş kelamlarınızı yeniden işitmeyi cani gönülden isterim. Selametle evlat. Eyvallah. Gündüz, evladım. Maşallah büyüdün, serpildin, kocaman oldun. Sen gayrı Bala Gündüz değil, Bey Gündüz. Sen de vazifelisin. İki kardeşini himaye edecek. Onlara at bindirip kılıç kuşandıracaksın. Kendin gibi yiğit bir bey yapacaksın. Kardeşler birer ok gibidir. Ne kadar bir arada olurlarsa o kadar güçlü olurlar. Hepiniz babanıza layık birer evlat olursunuz inşallah. Öğütlerinizi unutmayacağım efendim. Ben de ağabeylik vazifemi layıkıyla yerine getireceğim. Kardeşlerimle babamıza layık evlatlar olacağız. İnşallah. Hakkınızı helal edin efendim. Helal olsun evlat. Helal olsun. Allah yolunuzu açık etsin abiler. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Eyvallah. Eyvallah. Haydi alpler. Ahaliyi bekletmek olmaz. Tez yola çıkmamız icap eder. Haydi yiğitler. Çıktığımız yol, nizam-ı alem için gaza yoludur. Gök yeleli atlarımızla ufukları aşana dek, gün doğumundan gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız. Yolumuz yedi iklime, bütün denizlere, bütün ırmaklaradır. Yolumuz en yüce hedefe, Kızıl Elma'yadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir.
Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.